Merhaba arkadaşlar, ben Torun abi. Bu videoda daha önce hiç yapmadığım ütü tost yapacağım. Şu anda sanayide bir büfedeyim abi, kimse yok. Bir de özel aparat yaptırdım. Burada daha yeni yapılmış. Ütü tost yapacağım, ütü tost deneyeceğiz. Ve sanayi tostuyla ilgili bildiğim her şeyi size göstereceğim. Sen nereden biliyorsun bunları diyeceksiniz. Arkadaşlar şu anda bulunduğum büfe, çok duygusal anlar yaşıyorum. 7 sene boyunca annem, babam, ben bu büfeyi işlettik. Yani çocukluğumdan beri, çocukluğumda okul çıkışlarında geliyordum. Burada tost yapıyordum, sipariş götürüyordum. Sanayi tostuyla ilgili çoğu şeyi biliyorum. Tabii benim de eksiklerim vardır. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. Biraz sohbetli, muhabbetli, güzel bir video olacağını düşünüyorum. Hadi tost yapımı başlasın. Bu arada ben ütü tostu çok merak ediyorum ha. Nasıl olacak o margarin cenneti falan? Çünkü onun gibi yapacağım. Arkadaşlar videoyu bölüyorum ama Kafa Topu 2 sömestr tatiline bomba gibi hediyelerle geliyor. Tam 50 kişiye hediye dağıtıyor. Bunların içinde iPhone X, PlayStation 4 Pro da var. Bu hediyeleri kazanmak için yapmanız gerekenler açıklama kısmında bulunan Kafa Topu 2'yi indirip en az 10. seviyeye geldikten sonra açıklama kısmındaki formu doldurmanız yeterli olacaktır. Tabii ki oyunu ben de oynuyorum. İsmimi görüyorsunuz, Torun abi. Klanımda Torunlar. Siz de klanıma gelerek benimle kavuşabilirsiniz. Bu arada ilk 5000 kişiye Torunlar promosyon koduyla anında altın hediye edilecektir. Hepinize bol şanslar. Umarım siz kabarsınız hediyeyi. Kafa Topu 2'de herkesi yenerim yani. Haberiniz olsun. Hadi bakayım. Tostumuz ütü tost. Biliyorsunuz lokanta usulü yapıyoruz. O yüzden lokantalarda nasıl yapıyorlarsa bu videoda da öyle yapacağız. Sizin için de tadacağım burada. Margarin kullanıyorlar. Ben de margarin kullanacağım. Gerçekten tereyağı kullansalar daha iyi olur. Margarinimizi koyuyoruz ilk. Koyuyorum margarini. Bu kadar yeterli. Evet, koyamadım. Margarinimizi koyduk. Margarinimizi koyuyoruz. Çok güzel. Sucuğumuzu boşaltıyoruz. Tavada sucuklu yumurta, tava yerine ızgarada. Sucuğumuzu boşaltıyoruz. Öyle bir güzel. Tadını cidden merak ediyorum. Yani buna bu kadar değer mi? Bir de çok ucuza satıyorlar. Ya çiftli yarım ekmeği 5 liraya veriyor abi. Bir. Sonra bunu karıştırıyoruz. Oğlum her ailemi niye söylüyorum ben? Söylesene, karıştırıyoruz, yapıyoruz. Görüyorlar zaten karıştırdığımı. Böyle. Yusuf, bir de diyordun ki abi ütü tost nasıl yapılıyor gelirken. Bu kadar kardeş. Gördün mü? Bu bitti yani, bak ne yapıyorsun söyle mi? Sonra da en sonunda bunu atıyorsun. İyice karıştırıyorsun abi. İyice karıştırıyorsun. Tuz. Acı atıyorum abi. Atayım. Mis gibi. Al sana. Sürekli karıştıracaksın ki ızgaraya yapışmasın. Biraz koyma konusunda acemi olabilirim ama bildiğimiz bu şekilde. Üstüne sonra yağ. Ne yapıyorlar? Böyle alıyor. Yani bunu izlerken margarin, böyle margarinden damarlarınızın tıkandığını hissediyorum yani, farkındayım. Ben de izlerken böyle oldum. Düşün, ben ya, benim gibi bir adam izlerken böyle oldu abi. Böyle. Oh. Ütü tostumuz bu şekilde. Aynısı oldu. Yani hiçbir fark yok. Bildiğimiz ekmeğimiz biraz yarıldı ama malzemeden dolayı. Malzemeyi ben biraz bol tuttum. Videolarda ben görüyorum 5 liraya satıyorlar. 5 liraya cidden doyurur bu ama lezzetini şu anda bakacağım. En kaliteli malzemeleri kullandım. Sucuğundan tut şeyine kadar. Sadece bir eksik olan orada domates sosu gibi bir sos sıkıyorlar. Bildiğimiz domates salçası gibi. Yani su haline getirmişler. Onu sıkıyorlar. Bir o eksik. Ona da gerek olduğunu düşünmüyorum zaten.
yiyorum ilk lokmayı. Hakkınızı helal edin, canı çekecek olan arkadaşlar varsa. Bir ara size sucuklu yumurta yaparım. İlk başta yaptığım yorumum doğru. Yani sucuklu yumurta gibi bildiğimiz sucuklu yumurta yiyorsunuz. Yani aynı şey. Ütüyle bastırmanız bir avantaj falan sağlamamış. Yani ütüyle bastırdım daha farklı bir lezzet oldu değil. Siz herkes evinde deneyebilir. Ütü şey tost makinesine olan. Bildiğimiz benim gibi tavada yapın. Üstüne domates koyun. Ekmeğin arasına koyun. Tost makineniz varsa bastırın. Yağsız yaparsınız. Ekmeğiniz çıtır çıtır olur. Daha güzel olur. Ben ondan eminim. Yani böyle bir artısı avantajını ben görmedim. Arkadaşlar bu büfe benim ailemle 7-8 yıl boyunca işlettiğim bir büfe. Cidden çok emek verdi. Özellikle annem çok emek verdi. Yani annem eli bol bir kalındır. Zaten benden belli oluyordur herhalde. Gördüğünüz gibi. Bu büfede biz yaparken sanayi tostunu cidden işler değdi. Sanayi tostunda en önemli şey ürünleri görmeniz abi. Ürünleri böyle gördüğünüz gibi cam bir şey de görmeniz. Annem de böyle sergiledi. Aynı şekilde duruyor zaten. Biz büfeyi böyle teslim ettik. Böyle. Ürünler böyle kaliteli. Nasıl, nereden, hangi markadan olduğunu göreceksiniz. Sanayi tostu 1. Lezzetli olacak. 2. Doyurucu olacak. 3. Dışarıya göre uygun fiyata olacak. Bildiğimiz şeyle karıştırmayın siz. Kantinde yediğiniz, dışarıda yediğiniz sandviçi 20 lira verdiğim tarzı değil. O 7 liraya, 5 liraya, 6 liraya, 8 liraya kaliteli ürünlerle tost yapmanız. Bu sanayi tostudur. Bugün size iki tane tost yapacağım. Birisi kaşarlı kavurmalı. Birisi de sucuklu, kaşarlı, biberli. Size bunu söylemek istiyorum. Cidden kavurmalı tostu 5 liraya satıyorduk abi. Kavurmalı kaşarlı tostu. Bir de kavurmayı öyle bir markadan alıyorduk ki cidden en üst markalardan bir tanesiydi. Sucuklu kaşarlı tostu 3,5'a satıyorduk. Kaşarlı tostu da 2,5'a satıyorduk. Ve sattığımız ekmek de çiftli ekmeğin yarısıydı. Ben bu ekmeği bulabildim dışarıda. Yani boyutu buraya kadar geliyordu abi. Bunu mesela bunu 3,5'a satıyorduk biz zamanında. Şu anda zaten biliyorsunuz fiyatlar tavan yaptı. İnsanlar ister istemez yapamıyor. Bu sucuğu bile 20 liraya aldım. Domates. Domatesi kalın koyarsanız tostun, sucuğun, kaşarın lezzetini alamazsınız. Her ürünün fazlası güzel olmaz. Azı da güzel olmaz. Ortasını bulacaksınız. Yani tosta ben yumurtayı sevmedim. Yumurta olmaz. Biz zamanında da yumurta koymuyorduk tosta. Yani yumurtayı isteğe göre atılır ama istenmezse atmazdık. Elini korkak alıştırmayacaksın. Bir işletmede elini korkak alıştırırsan o işletme işini düzgün yapmıyordur abi. Tartıyla martıyla uğraşmayacaksın. Elini böyle müşteri gördüğü zaman tam bu adam koyuyor diyecek. Bunu göstereceksin. Elini korkak alıştırdın mı aha bitti. Şimdi diyeceksiniz ki ulan o kadar kaliteli ürün kullanıyorsun. O kadar iş yapıyorsunuz. O kadar şey yapıyorsunuz. O kadar bilmem ne yapıyorsunuz. Siz niye kapattınız lan bu dükkanı? O kadar para kazanıyorsanız. Arkadaşlar sanayi ortamını bilmiyorsun. Babam emekli oldu. Aa biberleri kızartacaktım ben bak unuttum. Bunları kızartayım ondan sonra bu. Gel buraya sen. Nerede kalmıştık? Babam emekli oldu. Annemde de bazı hastalıklar başlamaya başladı. Yani ayakta dura dura böyle ayakları şişti falan bir şeyler oldu. O yüzden kapatmak zorunda kaldık. Biraz da babam sanayi ortamında stres yaptı. Adamın yaşı da büyük. Biz tabii o zamanlar okuyoruz. Ben her çıkışta geliyorum. Yardım etmeye falan çalışıyoruz ama veresiyesi meresiyesi işler böyle sağlık konusunda ilerlemedi. Biz de devretmek zorunda kaldık. Şu anki çalıştıran abi de sağ olsun. Pazar günü sanayi kapalı olduğu için izin verdim. Tostumuz hazır. İşte gerçek tost. Tosta en önemli kuralı söylemedim. Tosta en güzel tost bayat ekmekle olur abi. Onu unutmayın. Bir gün bekleyen ekmekle tost yaparsanız daha güzel olur. Margarin kullanmak zorunda kalmazsınız. Lezzetine bir bakayım. Bismillah.
Yani şimdi öveceğim. Diyecekler kendiniz yaptığınız diye övüyorsunuz. Ben sadece diyeceğim. Tek şey ketçap da koysak fena yakışır. Süper. Şimdi Yusuf, bu VIP toz yani sana. VIP sanadır kardeşim. Anladın mı? Kavurmalı kaşarla. Biz bunu burada yaparken hiçbir zaman kavurmalı kaşarlı tosta mayonez, ketçap harici herhangi bir şey koydurtmadılar. Domatesi, biberi koydurtmadılar. Çünkü kaliteli et kullanıyorsan gerekmiyor. Sadece kavurmalı kaşar, kavurma kaşar yeterli. Ve 10 numara bir lezzettir. Mükemmeldir yani. Süperdir. Sen VIP istiyor muyum? Evet. Bana yapıyorsun ya bunu. Evet. Bak kırmızı biber isteyebilir miyim? İsteyebilirsin. Adam mesela geliyor diyor ki kardeş domates koy. Koyacaksın. Müşterin ne isterse o. Ama ben sana diyorum ki ben burada 7-8 yıl çalıştım ya. İsteyen çok azdı. Adama burada ürünü görüyordu. Zaten diyordu ki annem. Abi diyordu kavurma kaşardan başka bir şey koymayayım. Bak lezzetini alacaksın. Bu uyarı. Cidden lezzetini alıyordu. Böyle alıyorsun kavurma kaşarı. Bak şimdi. İzliyor musun? İzlettim. İzle. Dur şimdi. Bak abi. Buyurun. Tostumuz hazır. Gördüğünüz gibi kavurmalı kaşarla. Uf, kokusu buram buram kokusu geliyor. Gördün mü? İşte tost böyle olur. Bismillah. Ben lezzetini biliyorum. Vallahi 10 numara. Diyecek bir şey bulamıyorum zaten. Görüntüsünden anlıyor ya. İnsan bir tost görüntüsünden anlaşılır zaten. Bu tosta bakar mısın? 10 numara 5 yıldır. Bugün size dilimin döndüğünce bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Bir kusurum olduysa affola. Bilmediğim şeyler varsa muhakkak yorumlara bekliyorum. Çalıştığım büfeyi görmek için, lezzetine bakmak için 5 yol Mutlu Park'tan sanayi sitesinde Göksu büfeye gelebilirsiniz. Lezzetlerine bakabilirsiniz. Ben burada 7-8 yıl çalıştım abi. Sizin de böyle önerileriniz varsa yapmamı istediğiniz yemekler, değişik, zor yemekler, zor şeyler, böyle bilgilendirici videolar yoruma yazabilirsiniz. Bana destek olmanız çok kolay. Videoyu beğenerek, kanala abone olarak bir de yorum atarak 2 saniyenizi almayacak şekilde destek olabilirsiniz. Buradan efsane videolarımı izleyebilir. Buradan da kanala abone olabilirsin. Buradan da Yusuf'un Instagram'ını takip edin. Artık sussun bu kamera arkasında. Boğazlayacağım bunu. Sus lan! Instagram mı?